Hardware Plus'a hoş geldiniz. Şu anda arkamdaki buzdolabı modellerinden de anlayabileceğiniz üzere LG mağazasındayız. Bu videoda sizlere LG'nin en yeni nesil buzdolabı modellerinde kullanmış olduğu teknolojilere ve bu teknolojilerin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığına yakından bakıyoruz. Geleneksel buzdolabı modellerine bakarsanız genellikle soğutma sadece buzdolabının içerisinde arka bölümden yapıldığı için arka bölüme yerleştirmiş olduğunuz yiyeceklerin çok soğuk, ön tarafta veya kapak bölümüne yerleştirmiş olduğunuz yiyeceklerin veya içeceklerin ise daha ılık olmasıyla karşılaşabilirsiniz. Bu konuda LG Door Cooling adını verdiği bir teknoloji sayesinde sadece arka bölümden değil farklı bölümlerden de soğutma sağlayarak buzdolabının içerisindeki sıcaklık farkını minimuma indiriyor ve bu sayede sizin hem kapaktaki hem arka bölümdeki hem de buzdolabının herhangi bir yerindeki yiyeceğiniz ve içeceğiniz aynı oranda soğutulmuş oluyor. Bunun ayrıca size sağlamış olduğu bazı farklı faydalar da var. Örneğin en çok buzdolabında sebze ve meyvelerimizi tutuyoruz ve eğer geleneksel böylesi teknolojileri barındırmayan bir buzdolabına sahipseniz sebzeliğe koymuş olduğunuz bir sebzenin çok kısa süre içerisinde bozulduğunu veya tazeliğini yitirdiğini görebilirsiniz. Ancak bahsetmiş olduğum LG'nin bu çözümündeki buzdolabının içerisini eşit oranda soğuk tutma teknolojisi sayesinde yiyecekleriniz çok daha uzun süre taze ve bozulmadan buzdolabında kalabiliyor. Kimi zaman marketten bir içecek alıyoruz veya evimizdeki bir içeceği buzdolabında değil de dışarıda unutuyoruz ve onu soğuk bir şekilde içmek istiyoruz. Böylesi anlarda buzdolabına koyduğumuz zaman içeceği genellikle soğumasını beklememiz bir hayli zaman alıyor. Ancak bahsetmiş olduğum bu LG'nin Door Cooling teknolojisi sayesinde direkt olarak kapıya da bir soğutma sağlandığı için geleneksel buzdolaplarına oranla %35 oranında daha hızlı bir soğutmayı sağlayabiliyorsunuz ve böylece o içmek istediğiniz ve bir an önce soğutulmasını istediğiniz içeceğin normalden çok daha hızlı bir şekilde soğutulmasını sağlayabiliyorsunuz. Yapılan araştırmalara göre 4 kişilik bir aile ortalama 66 kez bir günde buzdolabının kapağını açıyor. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi buzdolabının içerisindeki soğuk havanın kaybolmasını sağlıyor. Aslında LG'nin bu konuda farklı modellerde sunmuş olduğu farklı çözümler var ama hemen yanımda bunu çok güzel gösterebileceğim bir buzdolabı var. Birincisi kapı açmanıza gerek kalmadan eğer siz de benim gibi sadece bakmak için buzdolabının kapağını açanlardansanız açmadan ekrana şöyle iki kere tıklayarak hemen ışığın yanmasını ve ön taraftaki cam sayesinde buzdolabında ne var ne yok görmenizi sağlıyor. Ama illa ben açacağım diyorsanız da fark edebileceğiniz üzere şu anda yanımda duran buzdolabı parçalı bir buzdolabı ve ben bu kapağı açtığımda aslında buzdolabının büyük bir bölümünün kapağı yine kapalı kalıyor ve bahsetmiş olduğum soğuk hava içerisinde depolanmaya devam ediyor. Bu soğuk havayı kaybetmemiş oluyoruz. Şöyle şuradan açıp şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi sadece buzdolabının bir bölümünü açtım ve diğer üç bölüm aynı şekilde kapalı, muhafazalı bir şekilde durmaya devam ediyor. Bu arada arkadaşlar şimdi size gösterdim ama benim de bilmediğim bir özellik varmış. Bu kapı da iki bölümlüymüş. Ben böyle aşağıdan dümdüz buzdolabı çeker gibi çektim ama hemen şurada bir tuş var. Bu tuşa basarsanız sadece bu bölümün ön tarafını açmış oluyorsunuz ve burada daha dar bir alan olduğu için aslında genellikle bu bölüm içecekler için kullanılıyor ve sadece içecekleri almak için bu bölümü açmanız yeterli oluyor. Az önce benim yaptığım gibi böyle açarsanız da bu ikili bölümün arka tarafına ulaşabiliyorsunuz ve burada alan daha geniş olduğu için farklı yiyeceklerinizi veya farklı buzdolabına koymak istediğiniz şeyleri buraya koyabiliyorsunuz. LG'nin buzdolabı modellerinde benim gündelik hayatta gerçekten ihtiyaç duyduğum bir özellik var. Şöyle ki ben şimdi market alışverişi yaptığım zaman mesela bir göğüs tavuk alıyorum, onu sağ olsun kasaba böldürüyorum ve porsiyonluk hallerinde onu buzluğa atıyorum. Sabah işe gidiyorum, işten çıkıyorum, akşam eve geliyorum, açım. Ama buzluktaki o benim porsiyonlara ayırdığım tavuk çözülmediği için, henüz buzlukta olduğu için onu hemen yiyemiyorum. Ne yapıyorum? Çıkartıyorum, dışarıda bekletiyorum. En az bir saat, bir buçuk saat onun çözülmesi gerekiyor ve daha sonra onu pişirebiliyorum. LG'nin bu üstten buzluklu olan buzdolabı modellerinde ise
sıfır alanı verdikleri bir özellik var. Benim hikayeme göre şöyle oluyor. Mesela akşam işe gideceğim mi? Onu buzluktan alıyorum. Alt taraftaki sıfır bölgesi olan bölmesine yerleştiriyorum. Orada sıfır derecede ideal sıcaklıkta herhangi bir şekilde bozulma olmadan bekliyor. Akşam işe geldiğimde de o sıfır alanı dediğim bölgeden çıkartıyorum ve herhangi bir şekilde çözülmesine gerek kalmadan direkt pişirebiliyorum. Hakikaten çalışan ve vakti olmayan insanlar için gündelik hayatta baya baya işe yarayabilecek bir özellik. Yine gündelik hayatta birebir benim başıma gelen ve LG'nin bu konuda da bir çözümü varmış dediğim bir özellik. Akıllı hızlı dondurma. Benim hayatımda şöyle şeyler oluyor. Mesela bir gün oturmuşuz, bir şeyler içmişiz, bir yaz günü hayal edin. Bütün buzları kullanmışız ve tekrardan buzluğu doldurmayı unutmuşuz. Arkadaşlarımız geliyor eve, yine bir şeyler içeceğiz. Buza ihtiyacımız var ama evde buz yok. Onun için ya mecburen dışarıdan bir yerden buz bulmamız lazım ya da bizim birkaç saat bir şeyler içmeyi bırakıp içmeyip o buzun donmasını beklememiz lazım. LG'nin bu akıllı hızlı dondurma özelliği sayesinde evde olmasanız bile SmartThink uygulaması üzerinden bu komutu buzdolabına gönderebiliyorsunuz ve normalden çok daha kısa sürede buzlarınızın hazır olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da yine bir önceki özellik gibi hakikaten gündelik hayatta sık sık kullanacağınız ve işe yarayacağınız bir özellik olmuş. Aslında bu az önce saymış olduğumuz özelliklerden bile daha da önemli olan bir teknik konu var. O da buzdolabının kullanmış olduğu kompresör. Zira bir arabanın motoru o araba için ne kadar önemliyse, bir insanın kalbi bir insan için ne kadar önemliyse, buzdolabı modellerinde de kompresör o kadar önemli. Burada LG'nin yeni nesil çözümlerinde kullanılan lineer kompresörler bulunuyor ve bunun pek çok noktada kullanıcılara sağlamış olduğu avantajlar var. Bunlardan birincisi tasarruf, yapılan ölçümlere göre sizin bir yıllık bu buzdolabını kullandıktan sonra geleneksel bir buzdolabına göre 2 aya kadar olan bir fatura sizin cebinizde kalıyor. Yani şu anda 12 ay ödüyorsanız bu tasarruf sayesinde aslında 10 aylık bir fatura ödemiş oluyorsunuz gibi düşünün. Bununla beraber tabii ki dayanıklılık, uzun ömür çok önemli. 20 yıl bir kullanım ömrü biçilmiş durumda bu kompresörlere ve LG tarafından 10 yıllık bir motor garantisi sunuluyor. Bununla beraber %25 oranında yine geleneksel kompresörlere göre daha az gürültü çıkartması da lineer kompresörlerin diğerlerine oranla öne çıktığı bir diğer özelliği. Aslında biraz önce söyledim ama yine altını çizmekte fayda var. Biliyorsunuz LG'nin son dönemde hem televizyon hem de beyaz eşyalarında bir SmartThink vurgusu var. Akıllı ev ürünleri vurgusu var. Bu sayede siz evde olmasanız bile akıllı telefonunuzdaki o SmartThink uygulaması ile birlikte hem buzdolabınızdaki tüm özellikleri kontrol edebiliyorsunuz, hem az önce saymış olduğum işte hızlı buzlanma gibi ek özelliklere kavuşuyorsunuz, hem de oldu ya buzdolabınızda bir arıza meydana geldi. Buzdolabı bu arızayı tanımlayarak sizin çok daha hızlı bir şekilde bu konuda aksiyon almanıza yardımcı oluyor. Genel olarak LG'nin yeni nesil buzdolaplarında öne çıkan özellikler bu şekilde. Evet arkadaşlar, genel olarak LG'nin yeni nesil buzdolaplarında kullanmış olduğu teknolojileri sizlerle beraber paylaştık. Bu video ile ilgili LG'nin yeni teknolojileriyle alakalı hem yorumlarınız varsa hem sorularınız varsa lütfen aşağıda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.